Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ilimle ilgili bir sır vermiş. Maneviyatla ilgili bir sır. Ve bu sırrın başkasına söylenmemesini istemiş. Lakin Hazreti Ali, Allah razı olsun onlardan, bu sırrı duyunca başlamış ağlamaya, günlerce, aylarca, yıllarca ağlamış ve taşıyamamış bu sırrı. Kuru bir kuyunun yanına gitmiş çölde. O kuru kuyunun başında hem ağlamış hem de Peygamberimizin söylemiş olduğu sırrı söylemiş kuyuya. Hazreti Ali oradan gidince o kuyu, kuru kuyu dolmuş, taşmış. O kuru kuyunun etrafında bu neylik dediğimiz 9 boğum kamışlar meydana gelmiş. Deve çobanının bir tanesi bu kamışları almış, ney yapmış ve 3 sene uğraşmış kendi başına üflemeyi ve evinin kapısının önünde oturmuş bu deve çobanı ney üflüyor. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali oradan geçiyor. Peygamber Efendimiz maneviyat ehli olduğu için neyden Hazreti Ali'ye söylemiş olduğu sırrı duyuyor. Ve dönüyor diyor ki ya Ali benim sana söylediğim sırrı niye başkasına söyledin? Hazreti Ali de diyor ki ya Muhammed taşıyamadım affeyle diyor. Neyin öbür ismi sırdır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hatta ruhun sesi de diyebiliriz biz buna. Şimdi Mevlana Hazretleri dinleneyden diye bahsetmiş. Aynı zamanda da Mevlevilikte neyin doğruluğu, insanın doğruluğu, üstünün kızarıklığı, Allah aşkının temsili, kamışın içinin temizlenmesi, kötü huylardan arınmasının temsili, neyde 7 delik, insanda 7 delik. Ney iyi bir yontucudur kardeşim. İnsanı fazlalıklardan kurtarır, insanı özgürleştirir. Yani hayvaniyet makamından insaniyet makamından hayret makamına, hayret makamından aşk makamına, aşk makamından dert makamına, çile makamına ve hiçlik ve Allahiyet makamına yüceltir ney. Ney bir araçtır. Sorular ney üfleyen kişi soruyu dışarıya değil kendine sorar. Defineyi dışarıda değil kendi içinde arar neyden. Neyden demek düşünür demektir aynı zamanda. Osmanlı tarihine baktığımız zaman ona yakın padişah var ney üfleyen. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy o çok büyük bir şair Allah razı olsun. Neyden Tevfik. Bundan 500 sene sonra bile bu zatların ismi anılacak. Kıyamete kadar. Ama bizim ismimiz ne zamana kadar anılacak biz öldükten sonra? Eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Kamışları biz özellikle ve özellikle Aralık-Ocak ayında kesmeye çalışıyoruz. Lakin kesim ayı, hasat zamanı en güzel Şubat ayıdır kardeşim. Çünkü kamışın içinde aynı bizim bedenimizdeki olduğu gibi
vücudumuzdaki damarlardaki kan gibi kamışın içinde füleen boruları vardır. Bu füleen borularının içerisinde öz su, nişasta vardır. Şubat ayında dolunayın çekim kuvvetinden dolayı kamışın içindeki öz su, nişasta kamışın ya köküne gider ya da kabuklarına yönelir. Bir gelgit vardır, karıncaların gelip gitmesi gibi. Anlatabildim mi? Ama bu dolunayda saatler vardır. Misal alacakaranlık, belli günler vardır, belli saatler vardır. Anlatabildim mi? O zaman da kamışın hasat edilmesi en iyisidir. Çünkü kamış olgunlaşmıştır ve kamışın sertliği bu nefessiz sazlarda, kamıştan, bambudan, ahşaptan yapılanlarda soluğun %2'si sese dönüşür, %98'i süngerin suyu emdiği gibi sesi emer kardeşim. Ama o dönemde yapılan kamışlar olgunlaşmıştır, sertlik derecesi de yüksektir, muhteşem bir ses verir. Ama biz Kasım, Aralık, Ocak'da dememize rağmen veya Şubat dememize rağmen bu işin korsanları Eylül ayında kamış kesiyorlar. Eylül 5 ay önce. Çünkü bu artık bir ticaret oluştu. Hırsın ve egonun kurbanı oldu ney? Anlatabildim mi? Biz yıllarımızı verdik ve biz bu işten başka bir iş yapmıyoruz. Kamışı Eylül'de kesiyorlar, efendime söyleyeyim, kamışı suyun içine yatırıyorlar, beklettiriyorlar öyle. Ocak'ta eğer yeni yetme bir ney yapımcısıysa o kamışlar sanki yeni kesilmiş gibi alıyor. 3 ay sonra suyun attığı zaman, anlatabildim mi? Hamdan pişkin ses gelmez diyor, anlatabildim mi? Kamışlar ham, bakıyorsun ney görüntüsü var, 9 tane boğumu var, 7 tane deliği var, başbaresi de var, anlatabildim mi? Gümüşü de var. Ama ne eksik? Lezzet yok içinde. Kamışları kestikten sonra 10'arlı, 20'şerli paketler haline getiriyoruz. Yani biz çoluk çocuk çalışıyoruz. Hanımım, çocuklarım, hepimiz çalışıyoruz. Bizim işimiz bu. Anlatabildim mi? İş olsun diye keyfimizden, hobi olsun diye biz bunu yapmıyoruz. Anlatabildim mi kardeşim? Bunları 10'ar, 20 aynı arkamdaki paketler gibi paketliyorum kamışları. Bir sene, 1,5 sene kölgel bir yerde kurumaya bırakıyorum bu kamışları. Anlatabildim mi? Bu kuruma işlemi bittikten sonra bunun fırınlama işlemi başlıyor. Ve ben fırınladığım kamışlarda çok yüksek dereceler kullanıyorum fırınlamakta. Çünkü kamışı ne kadar iyi pişirebilirsem o kamışın o kadar iyi ses vereceğine inananlardan biriyim. İnsanla kamışın kabuklarını temizlemeye başladığımız zaman maneviyat oradan başlamıyor. Kamışın kesilmesinden başlıyor. Çünkü biz daha bu bedene, şu elbiseye, ten cübbesine girmeden önce ruhlar alemindeyken Cenab-ı Hak'ta bir söz verdik. Cenab-ı Hak dedi ki ben sizin Rabbiniz miyim? Ve bütün mahlukat, insani mahlukatlar evet ya Rabbi dediler. Anlatabildim mi? Sen bizim Rabbimizsin. Ama dünyaya gönderilince, anlatabildim mi? Sözlerinden yan çizdiler. Unuttular sözlerini. Kamışın maneviyatı kesimiyle birlikte başlar. Asıl vatanımız bizim burası değil. Burası bir cezaevidir. Anlatabildim mi dediğimi? Asıl insanın bulunması gereken yer ahirettir kardeşim. Dünyaya gelmemizin amacı da aynı ne dedik? Kamışı yaktık, kamışa delik deldik. Bunu bir canlı olarak düşünün arkadaşlar. Verdiğim her şey, yaptığım her iş kamışa dertti. Anlatabildim mi? İnsan hayatında da dertler insanı temizler ve pişirir kardeşim.
İşte biz Mevleviler olarak bir ney açarken, kamışın budağını alırken, kabuğunu alırken hem abdestsiz açmayız hem de zikirsiz açmayız kardeşim. Anlatabildim mi? Yani Cenab-ı Hak kurban keserken veya bir hayvanı boğazlarken illaki benim ismimi anınlıyor. Cenab-ı Hak kendi ismi anılmadan kesilen hiçbir hayvanı helal saymıyor kardeşim. Biz de neyin budaklarını alırken, içini açarken vesaire vesaire her ne yapıyorsa, anlatabildim mi? Ya besmele çekeriz, ya la ilahe illallah zikrini çekeriz, anlatabildim mi? Amacımız o neyi yaparken gönlümüzün, ruhumuzun, maneviyatımızın yaptığımız neye yansıması. Yoksa münafık zihniyetle bunu yaparsın delersin de Allah demez. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yallah der kardeşim. Yani testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyor. Gönlündeki olan fitne fesat, anlatabildim mi? Yaptığın işe yansıyor. İstediğin kadar işin ilimini ve bilimini bil. Benim okuduğum kitapların sayısı bellisiz bu konuda. Ama Rabbimin hinayeti ve izni ve bana vermiş olduğu maneviyatı ben onun içine koymayınca ben sadece delik delerim kardeşim. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu sefer de görüntüde karga da kuş, bülbül de kuş olur ama anladın mı? Ama karga nerede, bülbül nerede kardeşim yani? Kamışları kestikten, kuruttuktan sonra fırınlarız. Yani yakarız, kamışa dert çektiririz. Ondan sonra da budaklarını alırız. Budaklarını, kabuklarını ve doğrultma, fırınlama işi bittikten sonra kamışın dış çapını, kamışın et kalınlığını, kamışın boğum aralıklarını kompasla, matematikle, fizikle ölçeriz ve biçeriz kardeşim. Ve kamışın, yani 70 santimlik bir kamışın neresine nasıl bir delik açacağımızı, kaç milimine, kaç santimine delik açacağımızı bu matematiksel ölçüyle buluruz. Anlatabildim mi demek istediğim? Bu matematiksel ölçüleri bitirdikten sonra neyin perdelerine gireriz kardeşim? Yani neyde 7 delik, insanda 7 delik hesabına. Ondan sonra başpare olayına gideriz. Neyin açımı bittikten sonra başpareyi genelde manda boynuzu, derlin, teflon veya şimşir, abanoz gibi sert ağaçlardan, sert malzemelerden yaparız. Ama günümüzde en çok kullandığımız CD malzemesinden, yani CD, DVD, buna mikya derler, derlin derler. Bu malzemeden yapıyoruz daha çok. Boynuz istiyorlar, şimşir istiyorlar. Bunlar da güzel. Ama çok büyük aralarında çok büyük farklar yok. Çünkü boynuz başparenin içerisinde bir konik açı var. Bu bizim dem sesi vermemize yarıyor. Ama boynuz başparede o iç açgıya fazla giremiyoruz. Çünkü çok kırılgan bir malzeme. O iç açgıya fazla giremeyince de istediğimiz tınıları alırken, sesler alırken bize biraz sorunlu oluyor. Onun için derlin başpare, yani DVD'den, DVD CD malzemesinden, mikadan yaptığımız başpare ye istediğimiz gibi içine girebiliyoruz. Başparenin içindeki konik açıyı kafamıza göre oynayabiliyoruz. Tabii bunu yaparken de kamışın iç açgısıyla, iç açgısının orantısıyla başparenin iç açgısının orantısını bütünlemek zorundayız. Anlatabildim mi demek istedim? Dengeli olmak zorunda. Çünkü başpare iç konik açgıyı dar yaptığın zaman, efendime söyleyeyim, neyin dem sesi çıkmıyor. Başparenin iç konik açısını da geniş aldığın zaman bu sefer fosurtu şeklinde mikrofona girdiği zaman bir sahnede bir ayine gitmişsin, mikrofon var. Anlatabildim mi? Bu sefer de bir fosurtu, bir rüzgar sesi gibi ses çıkıyor. İşte bunun orantısını bulabilmek için sesi duymak yerine biraz da görmek gerekiyor. Bunun için osiloskop, sinyal jeneratörü, anlatabildim mi?
Şimdi neyin iç açıkısını yaparken ne yaptık? Dış çapı, et kalınlığı vesaire. Bunları tamamladıktan sonra neyin içerisine? Konik ve silindirik açarız. Yani megafon gibi. Anlatabildim mi? Buradaki amacımız sese volüm katmaktır. Ama bunları kafamıza göre yapamayız. Bir daha dünyaya gelsem, yengen de sordu bana. Dedi ki ya kaç yaşında olmak istersin? Bu sorunun benzeri. Kaç yaşında olmak istersin dedi. Dedim ki bu Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu basiretle, bu gönülle 20 yaşında olmak isterdim. Niye dedi? Çünkü Cenab-ı Hakk'a daha iyi hizmet edebilmek için. Ey gönül, aldırma dünyanın kuru lafını. Kırma gönülleri Allah aşkına. Yere bak, göğe bak, dönme şaşkına. Senin de suyunu kaynatırlar.